Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir modda karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi modun linkini benim Discord'umdan, Patreon hesabımdan veyahut da Twitter X hesabından linke ulaşabilirsiniz. Şöyle paketli bir dosya indirmeniz lazım. Bu dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınıza WinRAR ya da WinZip gibi bir uygulamalardan bir tanesi mutlaka olması gerekiyor. Paketi dosyanın üzerine geliyorsunuz. 2 adet SCS uzantılı dosyayı önce masa üstüne bir çıkartıyorsunuz. Daha sonrasında ise bunları kopyalayıp bilgisayarıma çift tıklayın, belgelere tıklayın, Euro Truck Simulator 2 oyun dizinini açın. Öncesinde bir mod klasörünüz yoksa bu işlemi ilk defa yapacaksanız mouse'un sağ tuşuyla yeni klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Daha sonrasında ise bu klasörü açıp bu 2 adet SCS uzantılı dosyayı buraya yapıştırıyorsunuz. Öncesinde tabi her zaman olduğu gibi ben bu işlemi tamam ettiğim için tekrar etmeyeceğim. Burada bakın. Dosyamızı klasöre attıktan sonra bunlarla artık işimiz kalmıyor. Şimdi mod hakkında minik bir not almıştım. Ben işte kaliteli model ve tekstüre demiş 2 adet kasa seçeneği, ondan fazla firma kaplaması. Gerçekten çok fazla firma kaplaması seçeneğiniz mevcut. Metalik renk seçeneği demiş. Otobüsümüzün yapımcısı Oyuncuyuz Biz Mods. Dilerseniz bu modu Oyuncuyuz Biz Mods'un resmi sitesine gidip ki kaynak linki de vereceğim size. Satın alabilirsiniz ekibe destek vermek için. Dilerseniz ücretsiz bir şekilde de indirebilirsiniz. Bu modun aynı zamanda 1.49 versiyonu bulunmakta. Şimdi abi dosyalarımızı attıktan sonra açalım abi ETS'yi. Nerede bu ETS? Aç abi ETS'yi. Açalım. Ve oyun içerisinde de yapacağımız işlemler var çünkü. Oyunumuzu açtıktan sonra hemen mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Bu pencere içerisinde modumuzu bulmanız gerekiyor. Hemen burada bakın arkadaşlar, mouse'un sol tuşuyla tık 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Otobüs modu üstte dursun. Kaplama modu da ikinci sırada kalabilir. Ben ekstra Oyuncuyuz Biz Mods'un haritasında kullanacağım için onları da aktif ettim. Modları sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri onayla deyip buradan çıkıyorsunuz abi. Çık abi. Çıktı. Şimdi oyuna devam et diyelim. Ana ekrana bir gelelim. Yapacağımız işlemlere devam edelim. Oyunumuza giriş yaptıktan sonra hemen hizmetler ve çekici galerilerine tıklıyoruz. Sağda bakın mod bayine erişim var. Buna tıklıyorsunuz. 2 adet seçeneğiniz mevcut. Ben şu relax olanını seçtim. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Bir tanesini seçip oyun parasıyla satın alıyorsunuz ve müsait olan bir garajınıza gönderiyorsunuz arkadaşlar. Burası müsait değilmiş. Şurası müsaitmiş mesela. Seçip tamam dedikten sonra otobüsünüzü istediğiniz bir garaja gönderebilirsiniz. Tekrar gelin Escape'le. Bu sefer çekici yöneticisi diyorsunuz. Genelde satın aldığınız modlar en altta olur. Modunuzu seçip buradan sür diyorsunuz. Benimki zaten aktif olduğu için şuradaki sür logosu pasif gözüküyor. Sür dedikten sonra artık otobüsünüzü kullanabilirsiniz. Tekrar gelelim geriye. Şimdi oyuna bir giriş yap diyelim ve otobüsümüz karşımızda arkadaşlar. Şöyle ben Tokat Erbaa Seyahat kaplaması kullandım. Yolcularımı ekledim. Tabii öncesinde servise gittim. Bütün ekleme çıkarmalarımı yaptım abi. Siz de servise gidip dilediğiniz gibi otobüsünüzü tasarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir sürü kaplama seçeneğiniz mevcut. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Yolcularınızı ekleyebilirsiniz. Ben şimdi buradan çıkıyorum. Şimdi dediğim gibi yolcularımı ekledim. Bak Fatma bacım orada. Ayşe ablam orada. Görüyor musun bak. Zeynep ablam da bak orada. Manitasıyla konuşuyor gizli gizli. Şimdi arkadaşlar motorumuzu bir çalıştıralım. Güvenli yolculuklar. Camımızı açılayım la. Oo, canavar. Dışarı geçelim, şu kapıları bir açalım. Bagaj kapılarını. Bagaj kapılarımız da açıldı. Dörtlüler yeni mi? Canavar. Işıklar.
Oo, süper. Her şeyimiz tam takır. Ula ben bayağı gençmişim la. Şuna bak, çakı gibi adammışım ben la. Kendimi görünce şok oldum. Erbaa seyahat. Tokat deyince tabii insanın ilk aklına gelen şey nedir? Üzüm yaprağı. Tokat'ta oldukça meşhur. Şu anda biz oyuncuyuz, biz Mods'un V1.3 haritasındayız. Arkadaşlar bu haritanın V1.4 sürümü de var. Ancak ücretli satın almanız gerekiyor. Henüz ücretsiz indirmeye sunulmadı. Ücretsiz indirmeye sunulduğu zaman o haritanın da size tanıtımını yapacağım. Ancak biz şu anda V1.3 sürümünü kullanıyoruz. Şu anda biz Bolu'dayız. Bolu'dan Tokat'a gideceğiz. Otobüsümüz de Tokat seyahat olduğu için uyumlu olsun dedim. Şöyle 472 kilometre bir mesafemiz var. Mercedes Turismo. Evet, yolcularımız hazır mı bakayım? Hazır mıyız gençler? Yalnız ben biraz hızlı şoförüm. Sizin için bir sakıncası olmaz herhalde. Tamam, teşekkür ederim. Kapatalım kapılarımızı. Kapat abi. Ha? Geçelim içeri. Şöyle bir ayarlama yapabiliriz. Dikiz aynası da gözüksün. Sağdaki ayna da gözüksün. Şöyle olursa gayet süper olur. Evet. Yalnız ben şu büyük navigasyonu kullanacağım. Solda navigasyon var ama yine de büyük navigasyonu açmak istiyorum. Aracımız 6 vites VTR değerli. Hadi bakalım. Tokat yolculuk alması. Ula gitti, 30 trilyonluk otobüs gitti la. Eyvah eyvah. Daha bismillah. Daha bismillahla dayı. İlk günden işten kovulacağız. Direksiyonla otobüsü kullanmak gerçekten büyük bir keyif. Zaten oyuncuyuz biz, Mods'un otobüsleri de son derece kaliteli. Mutlaka resmi web sitelerini ziyaret edip modlarını görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sesi biraz az çıkıyor. Yalnız acaba benim ses ayarlarımda mı bir sıkıntı var? Bir bakayım hemen. Düz ilerleyin. Ana ses 25'miş bak. Ana ses 50 olursa iyi olur. Otobüsün sesini biraz duymuş oluruz. O dayı. Müthiş bir keyif gerçekten. Yani FPS'i biraz düşük çıktı ama olsun. Bu biraz da modun kalitesinden kaynaklanıyor. Evet, hadi çalışayım la. Şarkı gibi dinle abi, sabaha kadar bıkmazsın. Çok tatlı. Zaten Mercedes otobüslerinin retarderi efsane. Travego olsun, Turismo olsun. Bakalım altıya. Gençlere bak be. Canavar be. Adam bunlar, adam. Odayı yol vereceğim ben. Ay ışık. Az önce çıktık ışıktan. Yine ışık denk geldi ya. Az önce arabaya çarptık ya. Hafif hasar olmuş otobüste. Bolu'dan çıktık. Tokat'a gidiyoruz. Dayıcımı geçsek mi?
İleride dönemeç var ama. Abi ön de iyi gidiyor. Bak 86 ile gidiyorum, yetişemiyorum. Döner kavşakta ilk çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Sinyali vermeyi unuttuk. Odayı. Ol vereceğim la. Meslektaşım benim be. Adam adam. Yine bir korna çalayım lan. Adamın dibi. Ekmeğinin peşinde abi. Erbaan seyahat. Modu kurmak gayet basit ama aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana her zaman ulaşabilirsiniz ama videoyu baştan sona izlemek önemli. Özellikle aramıza yeni katılanlar videoyu atlamadan izlesin. Yolcu modu olması lazım. E13 harita modu yavaş yavaş 1.50 ile uyumsuz hale gelmeye başlamış. Bunu da hemen nereden? Şu pembe renklerden anlıyoruz. En kısa zamanda ücretsiz indirme sunulduğu zaman oyuncu bizim olsun V14 haritasında sizlerle paylaşacağım video aracılığıyla. İnanma tesisine bak. Evet, Tokat yolcusu kalmasın. İyi gidiyor, harman oldu yer. Bir tesis daha bak. İnlenme tesisi. Sade denk gelirse biz de gireriz. Kastamonu Tosya'ya geldik ha. Emice. Güzel bir rampa çıkacağız. Sade benzin istasyonu var. Tesis mi acaba?
Evet, yarım saat yemek ve ihtiyaç molası. Namazınızı kılın, abdestinizi alın, yemeğinizi yiyin. Aslımının dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Meslektaşlarımın yanına çekeyim la. Rota tekrar hesaplanıyor. Ula, otobüse çarpacağız. Bakın iyi yanaşmış mıyım? Tamam. Kaymak gibi yanaşmışız. Biraz daha öne çıkalım mı? Hah, tamam. Ya bak. Gençler oturuyor bak. Kimisi yemek yiyor, kimisi çay içiyor, kimisi otobüsünün gitme saatini bekliyor. Adam saate bakıyor bak. Evet, dinlenmemizi yaptık, yemeğimizi yedik. Yolcularımız da otobüse geçmiş. Artık yavaş yavaş gidebiliyoruz. Ayşe ablam geldi mi? Ayşe ablam, başı kapalı olan. Ha? Ayşe ablam geldiyse herkes gelmiştir. Kapatalım kapılarımızı abi. Kapat abi. Hah. Ama muavinimiz yok. Muavin EYT'den emekli oldu. Şofördü. Muavin de biziz. Hadi gidelim yavaş yavaş. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Hah. Dede rahmet. Aman, aman toprağım, aman. Yeni başladık işe, gözünü seveyim. Hah, başımıza iş açma. Ula ters şeride girmişiz la. Eyvah! Eyvah eyvah, ceza yiyeceğiz. Eyvah eyvah. Ceza yiyeceğiz, çabuk. Öyle gidecekti tabii. Evet, gerçek hayatta otobüs şoförü olsam ilk günden kovulacağım. Bak burada bir tesis daha varmış. Ali Osman Ulusoy. O da Türkiye'nin büyük otobüs firmalarından bir tanesi. Metronun tesisi de var bak. Düz ilerleyin. ...248 kilometre mesafemiz varmış. Bak burada bir tesis daha var. Kimin tesisi bu? Okuyamadım yağmur suyundan. Fındık Kale'nin sanırım. Emicim bir geçeyim ben ya. Gerçi hız sınırı da 50'ye düştü. Yani şimdi 90'a çıktı. Nereye geldik biz? Osmanca. Burada da var. Otogar. Gördünüz mü? Sağda. Düz ilerleyin.
Kamyonu geçmem lazım. Hızımı yavaşlatıyor. Dayıcım sen kaçınan gidiyorsun, ben 93'te yetişemedim sana. Yavaş git dayı. Yazık oldu gençliğine. Bak 97 yaptım anca geçiyorum. Merzifon'da da otogar varmış. Ne güzel yaylanıyor. Emicimi de bir geçeyim. Gerçekten otobüs Sağda kullanmak dönün ve sonra sağdan çıkın. ayrı bir keyif. Mutlaka bu güzel modu arşivinizde Sağ çıkışı kullanın. bulundurmanızı tavsiye ediyorum canlar. Canlar, heyecanlar. Bir şey kalmadı. 128 kilometre var. Ay. İleride sağda bir otogar daha var. Nerenin otogarı bu? Amasya'ya gelmişiz. Muhtemelen Amasya'nın otoları. Amasya'dan sonra da Tokat'a vereceğiz. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Amasya'nın da elması meşhur. Şerit değiştirme manevrası yaklaşmakta. Bak, yola sağa doğru park etmişler, şeritleri kapatmışlar. Böyle olmaması lazım. Gördün mü? Mecbur ortadan gitmek zorunda kalıyorum. Hatta birine vurduk galiba. Böyle soldan gideyim bari. Evet, son 55 kilometre. Ula dayı, ula başı bize iş açma la. Ha, adamsın. Baba nasıl çarptı görüyor musun bak. Normalde bana yol vermesi lazım. 30 trilyonluk otobüse nasıl çarptı görüyor musun?
Ondan sonra Sinop'ta bir kaza yapıyor. Ben ne yapayım? Bak geriye bir tane daha bak. Gel gel gel. Evet. Toka'da geldik. Tokat'ın otogarı sağda olması lazım. Düz ilerleyin. Yok ilerleymiş. Ha. Yolculuğumuz sona erdi. Evet, Tokat'a hoş geldiniz. Sanırım yağmur da kesildi. Gidiyoruz mu? Kırmızı ışık. Her bu otoga. Sağda. Nereden gireceğiz? Tokat Belediyesi. Sanırım buradan gireceğiz. Aç. Toprağım aç. Heh, adamsın. Tokat Seyahat. Evet. Hadi geçmiş olsun. Gayet keyifliydi. Otobüste nasıl yolcu taşımacılığı yapabileceğinizin videosunu daha önce anlatmıştım. Arkadaşlar biz tabi bu videoda serbest dolaşım yaptık. Mota hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.